Depremzedelerin ne dediklerini duydunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini tekrar hatırlatayım size. Dünyada hiçbir devlet bir ay içerisinde bu karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirebilme kabiliyetine sahip değildir. Profesör Doktor Halis Dokgöz, adli tıp uzmanı, internet bağlantısıyla yayınımıza. Halis Hocam merhaba, teşekkürler zaman ayırdığınız için. Merhabalar. Hocam şimdi büyük bir deprem oldu gerçekten ve 11 ilde etkili oldu, işte peş peşe oldu. Gerçekten de işte koordinasyon kurmak, doğru zamanda müdahale edebilmek vesaire zor. Bir de kayıplar meselesi var. Şimdi biz işte deprem çok geniş bir coğrafyada etkili oldu, çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bunlar olabilir diye mi bakmalıyız bu meseleye? Yahu bu nasıl olur? Yani insanlar enkazda da yok, hastanede de yok, morgda da yok, mezarlıkta da yok. Bu insanlar neredeler, niye bilinmiyor diye mi sormalıyız? Evet, bu soruların hepsi tabii ki sorulması gereken sorular. Çünkü ortada çok bilinmeyenli bir denklem var. Yaşadığımız büyük bir felaket var gerçekten. Burada aslında felaket kurbanlarının kimliklendirilme ekipleri dediğimiz ekiplerin oluşturulması, aslında bu ekipler de var Türkiye'de. İstanbul merkezde örneğin adli tıp kurumunda var. Bu merkezlerin, bu ekiplerin bölgeye, afet olan yere direkt gidip oradaki ekiplerin oluşturması gerekiyor. Ben buradaki kargaşalığın, daha doğrusu karışıklığın özellikle akut safhada, yani depremin olduktan sonraki ilk 24 saatte gerçekleştiğini düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte, çünkü ilk 24 saatte adli tıp uzmanları bölgede çalışmıyorlardı. Yani bölgede çalışan adli tıp uzmanları vardı ama onlar da depremzedeydi sonuçta. Dışarıdan gelen savcılar, dışarıdan gelen adli tıp uzmanları yani bir 24 saat sonrası müdahil olmaya başladılar ve ondan sonra bu felaket kurbanlarının kimliklendirilme sistemi dediğimiz sistemle ilgili kişilerin ölü muayenelerinin yapılması, parmak izlerinin alınması, fotoğraflarının çekilmesi, DNA incelemeleri için kimlikli bile olsa, yani yakınları bu kişi benim cenazem, babam, dayım, amcam dese bile biz yine de adli tıp uzmanları şüpheleniriz, kuşkulanırız. Çünkü bilimsel gerçekliği ortaya koymamız gerekir. Onlardan kan örneği alırız DNA incelemesi için. Çünkü alınır, saklanır. Yani sıkıntılı bir süreç değil, zor bir süreç değil, onu söyleyeyim. O ilk 24 saatte ben bu karmaşanın yaşandığını düşünüyorum. Adli tıp uzmanlarının devreye girmesiyle birlikte bu kimliklendirmede DNA örneklerinin alınması söz konusu olmuştur. Yani hocam, İstanbul'dan mesela bölgeye hemen adli tıp uzmanları, bu işi yapmak üzere adli tıp uzmanları mı gönderilmeliydi? Şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan değil. Örnek olarak felaket, söylüyorum. Yani felaket kimliklendirme ekipleri var. Bu ekipler olaya müdahil olmalı ve bunlar yönlendirmeli buradaki çalışma bitimini. Ve adli tıp uzmanları da bölgeden en yakın yerlerden, örneğin ben Mersin'deyim, Adana'ya ya da Hatay'a, Maraş'a çok rahatlıkla ulaşabilirim diye düşünüyorum. Yani etraf şehirdeki adli tıp uzmanları derhal olaya müdahil olması gerekiyor. Cumhuriyet savcılarının da adli tıp uzmanlarıyla bu işleri yürütmesi gerekiyor. Yani burada bir sıkıntı olduğunu ve buna dayalı sıkıntıların olabileceğini düşünüyorum. Yani hocam, eğer gerekli hazırlık yapılmış olsaydı önceden ve ne yapılacağı biliniyor olsaydı, bugün bu insanlar neredeler, niye kayboldular sorusunu sormayabilir miydik? Belki buna evet yanıt verilebilir ama diğer taraftan şunu da vurgulamak gerekir. Ben Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun gibi illere, ilçelere gittim. Şunu söyleyeyim. İlk 24 saatte tabii ki yine kan örnekleri alınan vakalar, fotoğrafları çekilen vakalar var ama adli tıp uzmanlarının devreye girmesiyle birlikte bu bahsettiğiniz mezarda bulunan, numaralandırılarak mezarda bulunan cenazelerin hepsinin fotoğraflarının çekildiğini, bozulma olmayan, çünkü süreç uzadıkça, günler geçtikçe maalesef cenazelerde çürüme dediğimiz değişiklikler de oluşuyor. Onlarda da değişiklik olan cenazeler, yani tanınmaz hale gelen cenazelerde de DNA örnekleri için kemik ve diş örneklerinin alındığını biliyorum. Yani adli tıp uzmanı arkadaşlarımız bölgede gerçekten yoğun bir tempoyla çalışarak bu örneklemeyi yaptı. Bundan sonraki sürecin şöyle yönlendirilmesi gerekiyor, yönetilmesi gerekiyor.
Ve bu alanda da adli tıp kurumuna bağlı adli tıp uzmanı arkadaşlarımız çalışıyorlar açıkçası. Yani ben hepsine teşekkür ediyorum. Yani yoğun ve stresli bir ortamda çalışıyorlar. Şu anda DNA incelemesi için kişiler başvurduğu zaman o gösterdiğiniz mezarlıktaki numaralar aslında bir kişiye karşılık geliyor ve bu DNA incelemeleriyle bunlar rahatlıkla saptanabiliyor. Çok uzun bir süreçte de değil. Laboratuvarlar ona göre yönlendirildi. Şu anda ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki sorun var ama eğer kişilerin yakınları varsa, birinci derece yakınları, anne, baba, çocuk gibi ve numaralı bir cenazeye denk geliyorsa o kişiler kimliklendirilecek. Yani şu anda kimliksiz yatan kişiler aslında DNA örnekleri var ve bunlar kimliklendirilmeye açık. Yakınlarının bir an önce savcılıklara, ilgili savcılıklara, yaşadıkları şehirdeki savcılıklara, adli tıp birimlerine başvururlarsa bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum. Anladım. O zaman hocam deprem yakınlarını ağırladık burada biz. Birazdan da bağlanacağız Hatay'a, Sevda Köse ve Abbas Köse'ye. Yani işte enkazdan çıkmadığı hastanelere gittik, bulamadık, morglara baktık, polise sorduk vesaire diyenlerin biraz daha beklemesi gerekiyor anlattıklarınıza. Yaralanan olgular ayrı, hangi hastanede nasıl yaklaşım var, onların saptanması ayrı bir olgu. Diğeri de cenazelerin kimliklendirilmesiyle ilgili sistem. Yani iki farklı aslında şey işliyor. Burada bir kısım kişi örneğin Ankara'da olabilir kişi, başka bir şehirde olabilir. Çünkü o akut evrede insanlar değişik yerlere transfer ediyor. Bunların check edilmesi, karşılaştırılması gerekiyor. Yani bu süreci ben bir hafta, 10 gün daha bir süre olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mezarlıklardaki işte fethi kabir yapılmış mesela Kahramanmaraş'ta. Savcılığın da açıklaması var. 425'ti sanırım. Kimlerin olduğunun, o numaralı mezarlarda kimlerin yattığının tespit edilmesi, kimlerin mezarlıkta olmadığının da tespit edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla insanlar en azından başka yerde yakınlarını aramaları gerektiğini de anlıyorlar bu sayede. Hocam, deprem bölgesine gittiniz, baktınız. Bir bilim insanı olarak sizin gözlemleriniz nedir? Gördüğünüz en büyük eksiklik neydi deprem bölgesinde? 425 sayısına da bence bir açıklık getirelim. Yani ben 425 cenazenin hepsinde fethi kabir yapıldığına ilişkin, hani orada bir yanlış anlama sanırım oldu. Raporda da bir sıkıntı var. Bazı vakalarda, bazılarında fethi kabir yapıldığını biliyorum. Yani cenazeler tekrar çıkartılarak bir hata olmasın. Şu notumu alayım arkadaşlar. Bir alın beni ekrandan. Hocama doğru bilgi verelim. Yanlış olmasın. Yani evet, savcılaması var. Hocam, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 425 adet fethi kabir işlemi gerçekleştirilmiş. Evet, doğru. Kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini söylüyor. Doğru hocam, haklısınız. Yani kimliklendirme devam ediyor. Şüphelenilen olgularda tabii ki fethi kabir yapılacaktır. Bu ceza muhakemesi kanununa göre zaten olması gereken bir şeydir. Ama bu sayıda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gittiğimizde de, görüştüğümüzde de kimliksiz cesetlerin olduğu ama bunlardan DNA örneklerinin alındığını biliyoruz. Bu DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılıyor. Yine de şüphelenme durum söz konusuysa tabii ki fethi kabirde yapılacaktır. Bu da yasal bir şeydir zaten. Hocam, zorunludur. Net olsun. 425 adet fethi kabir işlemi gerçekleştirilmemiştir diyor. Gerçekleştirilmemiş olup diyor. Bu akşam saatlerinde geldi bu açıklama. Yeni geldi Cumhuriyet Başsavcılığından. Doğru söylüyorsunuz. Ben de orayı yanlış okumuşum. Evet, devam edelim hocam. Deprem bölgesi izlenimlerinizi anlatıyordunuz. Ben açısından, kimliklendirme açısından, hani her olumsuz vakadan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Adli tıp kurumu aslında önceden felaket kurbanlarının kimliklendirilmesine yönelik ekipler oluşturdu. Bu ekiplerin içerisinde başta adli tıp uzmanları, adli antropologlar, patologlar, genetik uzmanları, otopsi teknisyenleri, psikologlar, yani geniş bir ekip var. Bu ekiplerin zenginleştirilmesi ve böyle akut durumlarla karşılaşıldığında bölgeye bir an önce iletilerek koordinasyonun bu ekipler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hala bu noktadayız. Bunu bizim artık başka bir felaketi beklemeden sisteme oturtmamız gerekiyor. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü adli tıp uzmanları bölgeye ulaşana kadar o dönemde yapılan eksiklikler, hani yanlışlıklar sorunlara yol açıyor. Çünkü insanların onurlu bir şekilde gömülme hakkı da var. Sadece yaşam hakkı değil, öldükten sonra da onurlu gömülme hakkı var. Bizlerde doğru kimliklendirme, doğru yaklaşım
ve buna hizmet etmemiz gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkürler. Halis Okgöz, adli tıp uzmanı, zaman ayırdığınız için sağ olun, iyi geceler.